Sparta ile devam ediyoruz. Semirkent ilçesine bağlı Ulubey köyünde Anadolu erenlerinden Seyit Veli Baba Sultan dergahını ziyaret etmek için yola çıkıyoruz. Bu toprağın canlarından herkese merhaba. Isparta'nın Ulubey köyündeyiz. Muharrem ayı dolayısıyla burada bütün canlar oruçlu ve yas tutuluyor. Şimdi hep birlikte canlarla, dedelerimizle konuşup burada Muharrem ayı nasıl yaşanıyor hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız bu toprağın canları başlıyor. Zeynel Abidin'in evladı olduğuna inanılan Seyit Veli Baba Sultan Ulubey'de bir dergah kurar. Bu dergahı ve Veli Baba'yı bizlere Bektaşi babası Erhan Demir anlatıyor. Ulubey köyünde Seyit Veli Baba Sultan Türbesi'ni ziyarete geldik. Yanımızda Erhan dedemiz var. Bize Veli Baba'yı anlatacak ama öncelikle sizi tanıyalım dedem. Dedelerimin himmetiyle biz geçen yıl dede olarak tayin edildim. Biz de biliyorsunuz bektaşilik sisteminde dedeler bilgili kişilerden canların toplanmasıyla oy çokluğuyla gönül birliğiyle seçilir ve o şekilde göreve geliriz. Bizim gayemiz halka hizmet etmektir. Efendime söyleyeyim, biz insanları aydınlatmak, onlara doğru yolu göstermek için bu göreve talip kişileriz. Normalde Bektaşlık'ta baba deniyor ama siz de burada gelenekte dede olarak. Dede sözcüğü daha ağırlıkta kullanılmaktadır. Sohbetler esnasında da baba da denir yani bazı yerlere gittiğimizde. O şekilde de tabir de kullanılır. Tamam yani. Ben o zaman size uyarak dede diye hitap ediyorum Erhan dedem. Doğru. Peki Veli Baba kimdir? Bu bölgede neler yapmıştır? Ne zaman gelmiştir? Anlatır mısınız tamam, bize? Ben. Veli Baba Seyidi Battal Gazi yeğenlerindendir. Ankara Mamak'ta Gülçin Gazi'nin yeğenidir. Onun kardeşi Hasan Gazi'nin torunlarındandır. Ki buraya gelmeleri ataları kanalıyla olmuştur. Bir rivayet 832 yılları gösterilir. Ama son elimize geçen doğru kaynaklara göre 1197 yılında şu türbenin içerisinde yatmakta olan Veli Baba'nın büyük dedesi Hasan Gazi ile başlar tarihimiz. Ve onun dibinde de oğlu onlar 25-30 sene sonra buraya gelip de Haçlılarla savaş eden Anadolu'dan Haçlıların temizlenmesi görevini Selçuklulardan ve Abbasi Devleti'nin yardımlarıyla komutan olarak yerine getiren kişilerdir. Yani her şeyden evvel komutandır ataları, Veli Baba'nın ataları komutandır. Ve bunlar buraya geliyorlar ve neticede Ulubol Karesi 1227 yılında 7. Zeyd tarafından tamamen ortadan kaldırıldığında bu türbenin temellerde ilk defa 1227 yıllarında atılıyor. O zaman kerpiçtenmiş bu türbe. Gene burada mı atılıyor? Aynı, bu aynı yer, aynı yerinde kerpiçtenmiş. Ve daha sonra Veliyettin Gazi döneminde kültür merkezi haline geliyor burası. İlim merkezi, tarihi merkez. Tabi Veliyettin Gazi Osmanlı Devleti'ne bağlı bir uçbey aynı zamanda. O Osmanlılarla çeşitli alışverişlerde bulunuyor. Tarihi alışverişler, efendime söyleyeyim kültürel alışverişler. Onun ziyaretleri var. Şimdi bilhassa bu Veli Baba Sultan döneminde doruk noktasını oluşuyor. Veli Baba'nın büyüklüğü de oradan geliyor. Veliyettin Dede'nin oğlu Hüseyin El Gazi Cezayir'de biliyorsunuz. Orada deniz gazilerinden. O oraya gidince dönmüyor artık. Veli Baba 5 yaşında bir nevi öksüz kalıyor. Babasız kalıyor. Veliyettin Dede de ulema olarak ona bütün
tıbbi bilgileri, dini bilgileri, ekonomik, sosyal bilgileri, Anadolu'nun coğrafi bilgilerini, tarih bilgilerini aktarıyor. Ve Veli Baba burada halka böyle büyük bir hizmet veriyor. Mesela onun en büyük şeylerinden bir tanesi de çocuğu olmayan insanların gelip Veli Baba'dan ricada bulunmaları, onun dualarıyla, zikirleriyle, o da Hakk'a da yapıyor tabii zikrine. Bizim evliyalarımız, efendime söyleyeyim, uçan kaçan insanlar değil. İlim mektebi, ilim irfan sahibi insanlar. Mesela bu türbeye girerken bile Veli Baba'ya saygı niyetinde biz aynen cemevlerinde yaptığımız gibi eşik tercümanı okuyarak gelir. Eşik tercümanında da insanlara özür dileyerek girersin. Hatasız, kulsuz insan yok. Hata yaparak yaşıyoruz yaşantımızda. Biz de Veli Baba'dan ziyaret ederken bile ziyaret adabında özür dilerek gireriz kapıdan. Ve nasıl ki Kabe'de Hacerül Esved taşı Mekke'den, Mekke'ye Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından bir mucizevi şekilde indiyse, bizim buradaki yeşil eşik, Hacı Bektaş-ı Veli türbesindeki yeşillik, bir Kabe'deki yeşil eşiğin de aynen mucizevi şekilde indiği tarihçiler tarafından hem fikir olarak bizlere ulaştırılmıştır bugünkü tarihimize. Onaylanmış kadar. Tarihçiler tabii, tarafından. Tabii, evet, kapının tabii, girişinde taş zaten, görünüyor, gözle tabii, görülür. Tamirat olmasaydı burada çok güzel açıklamalar da vardı. Hatta bir şairin duası da vardı içeride. Onun nasıl dua? Ama şimdi tadilat nedeni duymuyoruz. Ben de onu soracaktım Erhan Dede'm. Evet. Şimdi kimler ziyarete geliyor, ne amaçla ziyarete geliyorlar diyeceğim ama tadilat var. Ne zamandır tadilatta burası? Burası yaklaşık 8 aydır tadilatta. 8 aydır. 8 aydır tadilatta. Buraya gelenler aynı buyurduğum, demek söylediğim gibi genelde şifa maksadıyla gelirler. Saygı maksadıyla gelen kişi buradan da şifa diler. Mesela öğrencilerimiz, talebelerimizi biz getiririz buraya. Efendime söyleyeyim, hatta bizim orada büyük bir tesbih vardı. Bunlar itikat meselesi olan şeyler. Tabii. Önce insan ıkrarından dönmeyecek. Biz Ali Bektaşiler bir kere ıkrar aldık mı yola girerken bir daha ondan ölesiye kadar o abdestimizden asla dönmeyiz. Onu zaten dedelerimiz size akşamleyin anlatırlar, izah ederler. Peki Erhan dedem, Veli Baba'nın menkıbelerinden bildiğiniz var mı? Bize anlatır mısınız? Veli Baba'nın en büyük menkıbelerinden birisi tarihi bir menkıbedir. O da, efendime söyleyeyim, o zamanlarda Mütteza Paşa Bağdat seferine girerken yolu buradan geçtiği için öncelikle buraya uğruyor. Ve buraya uğradığında koskoca ordu. Tabi haliyle istikat biraz azalmış mesafeye ulaşıya kadar. Konya benim bildiğim kadarıyla en yakın mesafe. Oraya gidese de asker aç kalacak. Veli Baba diye burada bir büyük evliya vardı diyorlar. Ondan bir himmet alalım. Himmet demek dua yani. Evet. O da netice itibariyle orduda o zaman şey yok, zırhlı araçlar yok, atlar, zırhlı araçlar. Atlar da var. Bu bir torba saman, bir torba arpa, bir avuçta buğday alıp geliyor, un alıp geliyor. Veli Baba Sultan dedem öyle bir dua ediyor ki o diyelim 50 bin diyelim asker tahmini. 50 bin asker diyelim, içinde 2-3 bin at. Bunların hepsi doydukları gibi o ayazaklar bir de artıyor. Ondan sonra zaten Veli Baba'nın himmeti Anadolu'da daha da yaygın bir hale. En büyük menkıbelerinden bir tanesi budur ve Mürteza Zor Paşa da ona saygı mahiyetinde Bağdat'ı fethettikten sonra o ölüyor da dönemiyor. Fakat kendi şeylerinden Mustafa var, Paşa var şeydi, Osmanlı mimarlarından, git diyor Veli Baba'ya hürmeten, bu türbü yaptı işte. Ve bir tarih 1638-1648, tabii bunlar iki rivayet. Bu türbe ta o zaman yapılıyor Mustafa Paşa tarafından. Peki şu anki hali korunuyor mu? O zaman nasıl aynen yani? Ondan sonra Veli Baba Sultan, dedesi Veliyettin Dede, eşi Fatma annemiz, Hatice annemiz hanımı, bunlar sonradan Veli Baba başka bir yere gömülmüş, buraya getirilip bunlar da aynen buraya defnediliyorlar. Onu soracaktım ben de dedem. İçeride kimlerin naaşı bulunuyor başka? En başta Hasan Gazi, dibinde Hüseyin Gazi Paşa, onun dibinde Ali Müfret, onun dibinde Mustafa Muzaffer, Veli Baba Sultan, Veli Baba Sultan'ın dedesi Veliyettin Gazi, ondan sonra eşi ve annesi Fatıma anne ve Hatice anne, bir de boş merkat vardır. O da Veli Baba'nın büyük evliyalardan, bilim adamlarından
şu anda bu dinde 1541 yıllarda vefat eden Gül Baba'ya aittir. Esas adı da Cafer Baba'dır, Gül Baba'nın. Tabi yakasına gül taktığı için lakabı Gül Baba olarak. Hatta onun da Güldeste isminde bir şiir kitabının, dua kitabının olduğuna rivayet ediliyor. Peki Erhan dedem, ziyaretçilerden bahsettik, ne amaçla buraya geldiklerinden bahsettik. Peki şu anda tadilatta mı? Tadilatta olmadığı dönemde ne kadar ziyaretçi geliyordu buraya? Çok ziyaretçi geliyor muydu? Çok demesek de hiç taraftan buraya ziyaretçi geliyor. Ben iyi biliyorum, bundan 8-10 sene önce de Özbekistan'dan bir ailenin geldiğini biliyorum ben. Burayı ziyaret ettiler. En az da olsa muhakkak sonra geliyorlar ya. Yani. Bir Mevla ne kadar, bir Hacı Bektaş Veli kadar olmasa da ben de tüm Anadolu halkını, Veli Baba'yı da ziyaretlerini beklerim. Bunun himmet almalarını, dua etmelerini beklerim. Bu da büyük bir evli, bir ehli beyt çocuğu. Biz nasıl ki Hacı Bektaş Veli'ye candan bağlıysak, Mevlana'ya da candan bağlıysak, benim bütün Anadolu halkından ricam, Veli Baba'yı da unutmasınlar. Onlar her zaman misafirperverdir Ulu Bey halkı. Biz onları ağırlarız. Hatırlatalım biz de o zaman Isparta'da Ulu Bey köyüne gelip Seyit Veli Baba türbesini ziyaret edebilirler. Bekleriz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Erhan Neden. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım efendim. Susuz koydun hale, ben masumum. Allah'tan bir emir sana oldum. Yezid yaptığını çekip buldum. Çekip buldum. Neden Hüseyin'e, Hüseyin'ime suyu vermedin. Kızgın çellerini yakan güneşi. Kerbela çölünde, çölünde yanar ateşi. Kime hizmet etle Mehdi yayışı. Aman yayışın. Neden Hüseyin'e, Hüseyin'ime suyu vermedin. İsmail icadı ah çeker ağlar. Kerbela olayı ciğerim dağlar. Eridi yürekten kalmadı yalanlar. Kalmadı yalanlar. Ne der Hüseyin'e, Hüseyin'ime suyu vermedi. Yaşayan canlar hakkında Alevi dedesi Mehmet Er'le hasbihal ediyoruz. Mehmet dede bizlere Muharrem ayında ve sonrasında Alevi Bektaşi geleneklerinde neler yapıldığını anlatıyor. Meltem ayındayız. Meltem ayında, Muharrem ayında burada neler yaşanıyor? Meltem'i, yası nasıl tutuyorsunuz? Nasıl oruç tutuluyor? Bize anlatır mısınız? Eyvallah. Muharrem ayında 12 gün 12 mamar aşkına et, süt, yoğurt gibi hayvandan gelen, kandan gelen nimetler yenmez. 12 gün tutanlar susuz oruç tutarlar. Tutamayanlar en sonunda 3 gün oruç tutarlar. Ve orucu da tekrar aşurenin son gününde su ile, tuz ile orucunu açarlar.
Şimdi Muharrem ayında bizler eğlence yapılmaz. Düğün dernek yapılmaz. Cem yapılmaz. Ancak ve ancak aşurenin sonunda şehit olanların haricinde İmam-ı Zeyn Abidin'in sağ kalmasından dolayı onun şükrü için kurbanlarımızı keseriz. Onun adına cem açarız eyvallah. Su içmemenizin nedeni anlatır mısınız? Evet, su içmemizin nedeni Kerbela'da İmam Hüseyin ve evlatları en çok küçük çocukları susuz kaldılar 3 gün. O 3 gün susuz kaldıklarından dolayı bizler de onu yad etmek için su içmeyiz. Hiç hatta eskiden dedelerimiz bile kışın olduğu zaman şimdi eti tuzlu etli kakaş derlerdi bizler de. Onu kurdurlardı, çok tuzlu. Onu yerlerdi ki daha çok su sayalım ve su içmeyelim diye. Böyle bir adetimiz bizim Ulu Bey'de devam etmiştir böyle. Atalarımızdan gelen. Peki şimdi akşam burada Matem ayı dolayısıyla bir okuma yapılacak. Eyvallah. Dedeler bir araya gelecek Cem'in içerisinde. Cem değil. Evet. Ama aslında sohbet de değil. Değil. İmam Hüseyin ve askerleri anlatacak, anlatılacak. Neler yapılacak anlatır mısınız? Şimdi bize? Eyvallah. Kerbela olayı için bir Kumru isimli kitabımız vardır. Kerbela olayını canlandırmış, dile getirmiş ve o hüzünlü mısraları okuyarak canlar mutlaka göreceksiniz. Hep gözlerinden yaşla kırarlar, ağlarlar, hüzünlenirler ve onları yeniden yaşamış gibi olurlar ve kendisini matem yerine şeylerler, koyarlar. İşte bu şekilde kitabımızı okuyoruz. Ondan sonra kitap bittiği zaman sohbet başlamadan önce bir lokma gelir, meyve gelir. Meyveleri dastur ederiz, duasını yaparız, meyveler yenir, kahve içilir, onun duası yapılır. Ondan sonra en sonunda da bir oturan duran ederek geliriz, herkes evine davranır eyvallah. Hangi sıralamayla oluyor? Şimdi kahve neden içiliyor? Biz ilk kez kahve, duyuyoruz kahve içilmesi. Şimdi çay içilmediği için oruçlu canlar kahve bir bardak, bir fincan kahve içiliyor. Onun da duasını yapıyoruz. Neden kahve içiliyor? Şimdi kahvenin acı olduğu için acı kahve. Ve kendimizi o acıyı hissetmek için o kahve içeriz eyvallah. Acıyı temsilen acı kahve içeriz. İlk kez böyle kahve içilmesine o acıyı bu şekilde yaşatıldığını, hissedildiğini ilk kez duyuyoruz. Eyvallah. Neden şaşırdınız? Bizim Ulu Bey de böyledir. Bütün canlarımızı da evvela kahve içeriz. Ondan sonra da duvarlarımız, hizmetlerimize başlarız. Cem'de de öyle. Cem'de önce de bir önce acı kahve. Ondan sonra yeri geldiği zaman hizmetler yapılır. Meyvelerden oluşulan lokma duası edilip lokma veriliyor. Hatta bugün akşam dün Hürriyat'ın şehadet dermesiyle Hür için helva pişirilir. Birer lokma helva verilir. İşte onu bugün akşam da onu yapacağız. Helva da daha sıcak. Onun duasını yapacağız. Sonra şehadetler olduğu zaman mutlaka Kur'an'dan bir ayet okuruz. Onunla tamamlarız. Geçmişler için. Bu şekilde bu 12 gün hizmetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki Muharrem boyunca her gün mü yapılıyor bu dedem? Şimdi her gün 12 gün bunu yapıyoruz. Ondan sonra da 18 günde tekrar yine hiçbir düğün yapılmaz, eğlence yapılmaz. 30 güne bağlarız yani. Bir aydır Muharrem. Evet. 12 günden sonra devam eder. 18 gün daha yine düğün dernek yapılmaz, eğlenceler yapılmaz. Hı. O şekilde yine hüzün olarak, acı olarak kendimizi hissetmeye çalışıyoruz. Peki şimdi Muharrem ayında her bölgenin, her yörenin acıyı, yası hissetmek için, göstermek için gelenekleri, örfleri, adetleri var. Kimi yerlerde mesela geçen Muharrem ayında Erzincan'daydık. Tıraş da olunmuyordu. Su dediğiniz gibi keza içilmiyor, düğün dernek yapılmıyor. Hani böyle tıraş olunmaz gibi de yöresel bazı adetler oluyor. Burada öyle adetleriniz var mı? Eyvallah. Mesela sizde kahve içiliyormuş. Eyvallah. Bu yeni bir şey. Şimdi bizde atalarımız zamanında, dedelerimiz zamanında fark edebiliyorum. O zamanlar 12 gün yıkanmazlar, elbise değiştirmezler, tıraş olmazlardı. Fakat şimdiki zamana göre biz
Bunları biraz kaldırdık. Tıraşımız oluyorsun, tertemiz yıkanıyorsun, temizleniyorsun, temiz olarak yana giriyoruz. Dünya hali, iş, eyvallah, güç devam ediyor tabii. Şimdi yanımız dışlarla uğraşıyoruz. Senekat'ta kazamız var, Sparta'ya bilayetine gidiyorsun, işlerine de. O bakımdan gittiğimiz yerlerde öyle çizim pasta görmemek için tıraşımızı doluyoruz, üstümüzü değiştiriyoruz, banyomuzu yapıyoruz. Yanımızda. Eskiden böyleymiş. Eskiden böyleydi. Tam o Kerbela'yı yaşatmak için. Eyvallah. Tam eski dedelerimiz, atalarımız, babamız zamanlardan, onlar hiç banyo yapmazlar, tıraş olmazlar, o şekilde kalırlardı. Hı hı. Peki dedem, Kerbela olayı, o zaman yaşananlar ve bugün Alevi Bektaşi kültürüyle birlikte o günlerin, o yasın, Kerbela olayının bugün bu şekilde yaşatılması, bugüne gelmesi... ne önem arz ediyor Alevi Bektaşi toplumu için? İslam'ın yozlaştırılığı bir zamandı o zaman. Bu İslam'ı yeniden yaşatmak için İmam Hüseyin 72 kişisiyle beraber kendilerini feda ettiler. Allah'ın gönderdiği Kur'an'a, Muhammed'in kurduğu İslam dinine yeniden yaşatmak için, yeniden diriltmek için bu vaka, Kerbela vakası olmuştur. Hatta hepimiz de biliyoruz. Bir gün Hazreti Muhammed böyle eve geliyor, saçları başları dağınık, üstü başı toz, elinde bir kase içerisinde toprak. Ümmü Seleme annemize diyor ki, nedir ya Muhammed bu halin diyor. Sorma diyor, Cebrail beni bugün diyor Kerbela denen vakkaya yere götürdü. Oradan bir toprak aldım geldim. Bu toprak ne zaman kan haline gelirse bil ki İmam Hüseyin şahidi olacaktır diyor. Ve işte bu şekilde o toprak zamana geliyor, gün geliyor ve bir baksa ki şişede kan haline gelmiş. O zaman İmam Hüseyin'in şehadet şeyde edildiklerini anlıyorlar, görmeyenler yani. Evet. O şekilde işte Kerbela olayı çok uzun. Mesela yine birinde İmam Hüseyin Efendimiz doğduğu zaman daha 3 günlük yani Hazreti Muhammed onu kucağına alıyor, eline alıyor ve boynundan, boğazından altından öpüyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Ağlayınca kızı Fatıma diyor ki, ya atam Muhammed diyor, neden ağlıyorsun yüzüne baktığınızda, acaba bunda bir eksikliği mi var diyor. Hayır diyor, bu oğlumuz, evladımız diyor, Kerbela'da diyor, onu diyor, katledecekler, şey diyecekler diyor, onun için ağlıyorum diyor. O zaman, peki ne zaman olacak bu diyor. Diyor ki, ben, sen, Ali, Hasan, vefat ettikten sonra o zaman bu olacak bu olay diyor. Peki onun için kimler yas tutacak diyor. O zaman diyor ki elbette sevenler diyor onun yasını tutacaklar diyor. İşte bu şekilde bunları biz tarihlerde okuduğumuz için ve bunları da bütün canlara anlatıyoruz. Ve bu şekilde de hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz inancımız. Seyit Veli Baba Derneği Başkanı Ramazan Doğrucu'yla Uludere'de yaşamış Seyit Veli Baba Sultan hakkında sohbet ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler alıyoruz. Şu anda türbenin bahçesindeyiz, türbe evet. Tadilatta. Peki dernek olarak ne tür faaliyetler içerisindesiniz? Türbemizde burada kurban kesmeye gelen kişilerin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunların burada kurban kesmeleri, yemek vermeleri için bütün araç gereçlerini karşılıyoruz. Her türlü rahatlık etmeleri için burada kalmak isteyenler cememizde misafir ediyoruz. Ondan sonra cememizde yapılan cemleri en iyi şekilde yapılmamız için orasını temiz tutmaya
hazır etme için mücadele ediyoruz. Derneğimizin faaliyetleri bir aile. İşiniz zor. Allah yardımcınız olsun. Evet, kolaylıklar dilerim başkanım. Peki cemevinden bahsetmişken burada cemler ne sıklıkla yapılıyor? Düzenli yapılabiliyor mu? Bizim dede talip ilişkileri hemen hemen tamamen devam ediyor. Kurallarıyla devam ediyor. Bir başka yerlere nazaran bizim burası çok daha kurallı devam ediyor dede talip ilişkileri. Cemlerimiz çok sıklıkla yapılır. Dediğimiz gibi perşembe günleri dedelerinde toplanırız. O ayrı bir ibadet ve toplanma olayıdır. Dedelerinde toplanırız. Perşembe günleri dedelerinde toplanırız. Cemlerimizi cem evinde yaparız genelde. Burada da çok sıklıkla cemlerimiz olur. Kurbanlar kesilir. Cemlerimizi yaparız. Çok sık cemlerimiz olur yani. Çok güzel ve şanslı bir köy aslında evet, burası. Çok şanslı, evet. Dede çok çünkü. Dedelerimiz çok evet. Sohbet dolayısıyla evet. Çok ve o manevi kültür daha rahat taşınabiliyor gelecek evet. Nesillere. Evet. Peki ben şunu da merak ediyorum. Burası da tamamen bir Alevi köyü değil mi? Evet, tamamıyla. Alevi Bektaşlı köyü evet. Çevredeki köyler. Köylerde hiç yok. Yalnız bizim ilçemiz Serket'te bundan 30-40 yıl önce hemen hemen %30-%40 Alevi Bektaşi toplumu vardı. Şu anda çok azaldılar. Biraz da ihtiyaçlarınızdan konuşalım dilerseniz. Burada sizin devletten beklentiniz ya da canların devletten en önemli beklentisi, ihtiyacı nedir? Şimdi bizim beklentilerimiz dedim ya biz kendi yanımızda kavruluyoruz. Kendi vatandaşların bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Mesela cemimiz bizim yarım sayılır. Burasını yapmak gerekiyor. Üstünde betonu yok. Bir tavan çaktırarak yaptık. Bir aşırı bir rüzgar olsa havaya uçup gidecek. Biz altında kalacağız. Yani öyle bir durumda. Tabii. Bunlara devletin biraz el atmasında yarar var. Biz tabii kendi bedenine çalışıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Bu türbe ve cami olarak da düşünün. Caminin dahi türbenin bütün masraflarını biz karşılıyoruz giderlerini. Her giderlerini, bekçinin giderlerini biz karşılıyoruz. İşte burasına biraz devlet mesela burası vakıf malı. Evet. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün burasına biraz daha eğilmesi, buranın masraflarını biraz daha karşılaması gerekir. Ama yaparlarsa iyi olur. Yapmazlarsa yine biz gönül olarak bu işte gönüllüyüz biz burasını yaparız. Bizim dergahımız, bizim yerimiz. Peki önemli çünkü Seyit. Tabii. Biz ne olsun biz burasını koruruz ve yaşatırız. Peki başkanım var mı başka eklemek, söylemek istediğiniz bir teşekkür şey? Teşekkür ederim. Çok sağ olun buralara kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Neymiş ha? Allah Allah. Ulubey Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleşen matem okumalarıyla Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri anılıyor. Tenuzula Şehzadeli Sultan Mehmet ve DT'yle cümlemiz hizmetel hizmetiyle yargılaya dar çeken Didar Hak Muhammed Ali'yi gören nefesleri aşk kula gerçi. Ruhu Resulü evladı Ali'ye verelim candan selavat. Cenab-ı Kasım İbni Hasan Müşteba'nın vedağı. Ey dil göz aç uyan geçip ömrü civan hani, bel bağlama cihana vefalı cihan hani. Her karn dolar boşalır kervan geçer, bu kervan saraya gelen karvan hani. 5 gün kalıp tamam dilazürde gittiler, bir bak ki o kafileden gör nişan hani. Çok gülşeni harap eyledi sarsarı hazan, bülbül hani güller hani gülistan hani. Çok baş çekip feleğe bağı ömrümde, ol bağ ömre ne oldu serveri revan hani. Toprak dolup o başlara eğmezdi çarha baş, aza hani ceset hani cism ile can hani. Çok nazeninleri çekip avuşa mağrı mur, toprak içinde onlara yağda salan hani. Ne oldu zaman içre ulul azmi enbiya, fikriyle gör tamamı meliku kiyan hani. Hiç koymamıştır bir taş taş üzere bu felek, virane olmayan de görem hanivan hani. Çok evleri dağıttı bu devranı rüzgar, Ali Aba gibi kapısı bağlanan hani. Birer birer şehadet mertebesiyle şühada zümresine katılan ahfadı Ali'den sıra İmam Hasan evladına gelmişti.
Kendisini en evvel harp sahasına atan da Abdullah bin Hasan olmuştu. Fakat hemen etrafını sarıvermişlerdi. Hali endişeyle müşahede buyuran Hazreti İmam bunun üzerine yardımlarına koşmak için Muhammed bin Enes, Esad bin Dücane ile köleleri Firuzan'ı göndermişler ve düşmanla hayli çarpışmışlardı. Fakat yorgunluk dördünü de bitap hale getirmiş, nihayet mukaddes gayeleri uğruna hepsi şehit olmuşlardı. Bu hal bilhassa kadın ve çocukları pek müteessir etmiş, çok ağlamışlardı. O kadar ki akan gözyaşları Cenab-ı Abdullah'ın çadırlar önüne getirilen mübarek cesedini yıkamış, suya lüzum kalmamıştı. Hazreti İmam da bu gasli hazine iştirak etmişlerdi. Gerçekten durum pek acıydı. Ne avın var yetsin dade, ne Fazlı, ne Cafer, ne sahibi alemi Abbas kalmış Kasım'la Ekber. Bakıp gördüğü kırılmış tamam yaveri ensar, batmıştır kanına çün nahçıven laleyzar. Tutmuşlar Ali cümle haymede yası, biri Ekber okşar, biri söyler Abbas'ı. Görüp bu aleti ol cinni insin mevlası, gelip talattuğuma kalbinde gussa deryası. Haymeler arasında imamı arşi kibab, yanık bir diller ile böyle ederdi hitap. Fakat Hazreti İmam kararında ısrar ediyordu. Ağlayarak yeğenini bağrına bastı ve buyurdu: emmin feda sana ey taremi vilayete mah, seni fırakında göstermesin bana Allah, yaralı kalbime urma bu sözler ile şirar. Buna rağmen Kasım azminden dönmek niyetinde değildi. Kurban olam gözyaşına ağlama emmi, ben bir kesi gam ateşine dağlama emmi. Giydir kefen belime kılıç bağla sal yola, bestir dahi yanında beni saklama emmi. İmam Hüseyin, Allah her ikinizde cennette ebedi saadete nail etsin dualarıyla çadırlardan ayrılınca iki genç ilkin müteassisane birbirlerine baktılar, kalplerine yas çökmüştü. Uzun uzun ağladılar. Sonra bir an kapılarının önlerine kadar gelip dayanan ölüm korkusunu arkalarına atıverdiler. Çadırı dolduran gül kokusu ruhlarına bir nebze ferahlık vermişti, konuşmaya başladılar. Ki ey Riyaz-ı Belayı Hezar'a hoş geldin, Nesim-i Subh gibi Lale Zar'a hoş geldin. Yığıldı Ali Peygamber etrafına yıldız var, kalıp vedai cümlesi çıktı arşu ahüzar. Ala Resulüne verelim candan selavat. Yuhmin küre lanet gezide rahmet Ali evlatlarına. Alemin Rabbi olan Yüce Allah'ım, Kerbela'da şehit olan şehitlerin ruhları için, Bakide kalanların selameti için, şefaatlerinden cümlemizi mahrum kat eylememe için, Allah rızası için, rızan lillahi lel Fatiha. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Lokmalarınız kabul olsun, muratlarınız hasıl olsun, ömürler uzun, binalar bek, temeller kadim olsun ya Rabbi. Gönül rızasıyla pişirmiş olduğun helveler, Kerbela'da susuz şehit olan hür bir İbn-i Riyad'ın ruhu için yemişilmiş ola. Cenab-ı Rabbül Alemin göklerden hayır rahmetini, yerlerden hayır bereketini kesme. Yiyenlere helal, yedirenlere değil ola. Nefesler cem olsun gerçeğe hü. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Destur imam, destur şah, yüreğim işi yürüsün, lokmaya destur gerçeğe hü. Allahu Ekber. Isparta'da şimdi de Hazreti Hüseyin'in acısını yüreklerinde hisseden ve Kerbela şehitlerine ağlayan canların katıldığı Leyli Matem programına katılıyoruz. Şah-ı Merdan Ali'nin bendesiyim. 12 mam katarındanım.
Güruhun acidenim, İmam-ı Cafer-i Sadık bendesindenim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la yüzünü görenler,
Hüseyin'den mahrum kalmaz inşallah. Sen değişti Kerbela'da susuz, burada ahuva. Yere mi geçti abi insucan, ya Hüseyin? Deryalar acıdı sana, akar sular dahi. Taşlar bile döndü oldu revan, ya Hüseyin. Ağla, matemdir, muharremdir bugün. İnle, matemdir, muharremdir bugün. Sizler için ekrana taşımaya devam edecek. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.